Hatırlıyor musun Mehtap? Burada dedi ki evet dedi ben bu ilişkimden dedi hatalarımdan dedi ders almayı öğrendim. Şudur budur diyor öyle bir konuşma yaptı ki hepimize soru işareti uyandı. Dedi ki Mehtap acaba tekrar eskisi gibi düzeliyor mu? Mehtap'ın içindeki iyilik çıkıyor mu? Mehtap çok güzel oynayabiliyor abi. Çok güzel senin yüreğine, vicdanına dokunabiliyor. Bu kalemim gibi abi. Çok güzel dokunuyor. Vicdanına öyle bir dokunuyor ki sen bir anda Mehtap'a karşı büyük bir sevgi hissedebiliyorsun. Aynen. Zaten gelinler evinin özellikle Melis'in Mehtap'a karşı bu denli sevgi hissetmesinin sebebi bu. Melis'in öyle bir vicdanına dokunuyor ki eskiden kanlı bıçaklılardı. Tam 12'den vuruyor abi. Evet. Biliyor kanlı bıçaklılardı. Kanlı bıçaklılardı. Dediğin gibi vicdanına dokunuyor. Vicdanına bir dokundu. Melis'i biliyorsun vicdanlı insan. Ki bu evdeki çoğu insan vicdanlı. Çok kurnaz bir kadın. Hemen abi. Yanına çekiyor. Tabii çekiyor ve o kadar çok kurnaz ki abi. Zayıf noktana buluyor seni. Oradan yakalıyor seni bak. Dikkat et Mehtap'a bak böyle iğneleyici sözlerinde her zaman zayıf noktandan vurur seni. Mehtap'ın şöyle film karesi gibi bugüne kadar burada yaşadıklarına şöyle bir bak abi. Eskiden kimse arasını almıyordu. Yeni gelenlerle devamlı içli dışlıydı. Niye? Tabii. Yeni gelenlerin vicdanına çok güzel dokunuyordu. Yeni gelenlerin hepsi Mehtap'ın yanındaydı. Bak Nur, yanına Mehtap'la can ciğerlerdi. Tabii. Şimdi Nur'la Mehtap'ın durumunu görüyorsun. Eskisi değil, kadar samimi değiller. Niye? Çünkü Mehtap diğerlerini yanına aldı. Tabii. Melis İşi çözdü. Melis'i yanına aldı. İş Nur'a bitti zaten. Var? Kafaları aldı yanına yani. Nur olsa da olur, olmasa da. Eski samimiyeti kurmuyor. Aynen öyle. Konuştuğumuz Mehtap, daha bundan bir hafta önce, yani Ali'nin elenmeden bir gün öncesinde, cumartesi günü, Batuhan'la bir sohbet muhabbet halindeyken ya daha bir hafta olmuş Ali'ye karşı ne hissetmesi Batuhan saçmalama sadece birbirimizi tanıyoruz diyordu. Ertesi gün Ali elendiğinde hüngür hüngür ağladı. Sonra gelmiş bu hafta boyunca işte Ali aklımdan çıkmıyor şudur budur. Bu bana samimiyetsiz geliyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Ben Mehtap'ın gerçekten sevdiği zamanları çok iyi biliyorum. Mehtap'ın Murat abiyle yani gerçekten birbirlerine karşı olan aşklarını en yakından izleyen kişi bendim. Sonuna kadar yanlarındaydım. Yapma Mehtap. Hala içinde bu ukde değil. Kocaman bir sevgi var. Fakat sözlerini yutamıyorsun. Ya ben bu adamın ya yanlış olduğunda yanlışını söylerim de. Güzel kardeşim. Bu adamın yanlışları küçük yanlışlar oldu. Bir geçmişim. Bu denli ilişkiyi bitirecek boyutta yanlışlar olmalı ki. Yapmam ki ben özen gösteririm. Ben sabırlı adamım. İşte demin nasıl dedin? Ben de çok sabrediyorum. Ondan sonra çünkü eskisi gibi olmuyor. Eskiye dönüyor. Olmaz. Ama zaten öyle onu hak ediyormuş. Boşver. Herkes hak ettiğini yaşar. Ben o yenge öyle. Mehtap'ı çok özledim. Yenge Mehtap vardı ya. Mehtap'ın evi çok güzeldi. Yemek bak, yaptığı zamanlar. Güzeldi. Benim ilk geldiğim zamanlar. O zamanı çok özlüyorum abi. O ben o zamanı Mehtap yengeyi, Murat'la Mehtap'ın o dönemini çok özlüyorum. 1,5-2 ay önce işte. Ne bozdu abi yani? Baksana yani ne oldu da niye oradan bozuldun? Niye? Gayet güzel gidiyordu. İllaki bir... Bundan sonra aşık Mehtap'ı göreceksiniz dedi. Bu ilişkinin içerisinde tartışma mı olacak yani? Bundan sonra aşık Mehtap'ı göreceksiniz dedi. Biz inşallah dedik. Yine yorum yapıyordu İnsanlar bizim hakkımızda. Dokunmuyordu bize. Onayladı. Çünkü yengemizdi. Yengemizdi. Dokunmuyordu bize. Öyle yine yani. Yorum yapıyordu ilişkiler hakkında. Bize dokunmuyordu. Ne bileyim abi sonra niye bozuldu ben de hatırlamıyorum yani. Finalde. Ta ki dedi ki ben Murat'la beraberken buradan biri bana baktı dedi. Ha orada adamı. Ayarını kaçırdı senin. O da ayarını kaçırdı. Onu söyledi. Ondan sonraki finalde de özür dileyip hemen bir hafta affettin sonra mi beni dedi. Bir hafta sonrasında işte sarıldık falan. Ondan sonra yeni damat adayı geldi Ali. Ali'ye söyledikleri karşısında ben şok oldum. Yani 10 dakika sonrası ya. Yani 10 dakika sonrasında burada beraber birlikte yürüdüğün bir adam ve özür dilemişsin, af dilemişsin. O da sana sarılmış. Kalkıp da yeni giren damat adayına böyle bir şey söylediğinde karşı tarafın nasıl bir şey düşünebileceğini hiç mi düşünmüyorsun ya? Yani? Hiç mi düşünmüyorsun ya? Ya orada biri var bu yanlış anlaşılır. Niyetin iyi ya da kötü bilmiyorum. Ama abi ne olursa olsun insan biz erkeğiz düşünmez, abi ya. İşte onu düşünmez. Gözünü seveyim yani. Böyle bir şey var mı ya? Benim en çok bozulduğum nokta oydu. Benim devamlı sen aklıma gelen nokta sabrettin abi. Sen yine çok iyi sabrettin. Daha görünmeyen şeyler de var. Boş ver. Yani. Gerek yok. Sen iyi sabrettin. Yani. Bu evde en eski ilişkileri olan Cansel ile Eser. Tamam. Sonrasında gelen Murat abi ve Mehtap'tı. Yani öylesine güzel gidiyorlardı ki kavga, barışma, kavga ya. Yani bu noktaya gelinecek bir durum yoktu. Evet, aynen öyle. Bu noktaya gelmesi gereken İşte bilemiyorsun ki abi bunu. Bilemiyorsun ya. Belki de bak dünkü Emre'nin heyecanını çok yakın bir... Ondan önce belki de Murat abi yaşayacaktı. Çünkü Murat abi çok istiyordu. Evet, biliyorum.
Daha en son kolyeyi aldığında söylemişti yani. Öyle güzel mi? Bir evlenme teklif ediyorken de tek taş alırım diye konuşmuştuk biz hatta. O da ayrı bir şey. Yani alıyorsun hediyeyi, devamlı ilk tartışmada çıkart fırlat at. Yok, ayrı bir şey ya. Bu oraya hiç girmek bile istemiyorum zaten. Ben sinir oluyorum. Sen dün bir... Emre ile Hazal'ı izlerken çok güzel bir şey söyledin. Evet öyle. İnşallah değerini bilir dedin. O yüzüğün sorumluluğun ağırlığını taşıyabilir. Yok, sen söyledin bir şey. İnşallah getirmez dedin. Yüzüğü annesiye vermez dedin. Yok, şimdi söyledim. Onu şimdi söyledin. Ondan dün sonra ben Murat orada... abi üstüne bir şey dedi. Dün Murat abi. Tam dün oturuyorken tamam. Oradayken söyledim. Evet, buna %100 katılıyorum. Yani bu çok doğru bir şey. Çünkü o yüzük öyle sıradan bir yüzük değil abi. Bu evlenme teklifi, artık bu yolda bir sorumluluk alarak devam edeceksin. Hem Emre için geçerli, hem Hazal için geçerli. İkisinin de birbirlerine daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Birbirleri yokken arkadaşlarıyla konuşurken de dikkatli olmaları lazım. Oturup kalkmasına da dikkat etmesi lazım. Emre de ona saygıyla yaklaşması lazım. Neden hoşlanmıyorsa onu yapmaması lazım. Anca öyle gider, yoksa gitmez ki. Peki Hazal'ın o ilk yaptığı şakanın sence bir içten içe gerçekliği var mı diyorsun? Valla ben Emre'yi daha heyecanlı gördüm. Yani Hazal'ın öyle gördüm. Hazal'da o işi göremedim abi işte, ya. Kimi daha içinde yaşayabilir bilmiyorum. Emre aşırı heyecanlıydı bak, o bariz belli. Emre'yi zaten bak, kendi içimizde yaşadığımız için biliyoruz. Emre'den emin oluyoruz. Emre burada Hazal'ı konuşurken gözünden ben o heyecanı alabiliyorum. Aynen. Zaten hal ve hareketlerinden, tavırlarından da belli ediyor. Bunu yapmacık yapamaz. Emre'de bir sıkıntı Emre'de yok mümkün yani. Değil abi. Belliydi ama zaten çocuk heyecanı. Şunu anlayacağız. Burada eğer devam ederlerse, biz de burada olursak, ilerleyen zaman gösterecektir yani. Yok, Hazal böyle bir donuktu yani. Donuk geldi bana. Heyecan yok. Olabilir. Belki de ters yapabilir yani. Ters heyecan olur. Öyle de olabilir. Kimisini öyle sakinleştirir, dondurur heyecanı. Yüzünde ilk fark ettiniz Emre mi? Yüzüğü cebinden çıkarttığında bir korku oluştu. Oluştu zaten. O, onu diyorum. Bir donukluk oluştu. Bir yani. Korku oluştu. Daha sonrasında o korkuyla beraber içinden bazı şeyler geldi. Sonra dedi ki şaka çok ince bir şeydi oradaki. Çok çok ince bir şeydi. Ya inşallah eserle Cansel boyutuna gelmezler. Bak onlar da eser buradan bir ay evlerinde. Emre'ye dedim ya, gülme komşuna abi. Gelir başına. Bu evde gerçekten ne olacağı olabilir belli ya. Değil abi. Allah korusun gelmesin tabii ama. Ya, Emre burada eser evlenme teklif ettiğinde Emre erken değil mi kardeşim, erken değil mi diyen adamdı. O zaman da bak Cansel ile Eser arasında bir aylık, bir buçuk aylık bir tanıma süreci vardı. Erken değil mi yani? Daha erken değil mi derken aynı durumda şu an Emre var. Kendi bir buçuk aylık bir tanıma sürecinin ardından evlenme teklif etti. Yani tamam, bir takım şeyleri burada öne çıkmak için yapabilirler. Herkes yapabilir. Tamam, burası bir program çünkü. Ama o kadar ince çizgi var ki burada. Oraya dokunduğun anda orası biraz sıkıntı. Kimse de bir şey demiyor abi ona. O yüzden devam ediyor yapmaya, anladın mı? Evet, kimse bir şey söylemiyor. İşte o tepki verilmesi gerekiyor. Onun için ben Tankut'a kızıyorum yani. Ya ne oluyorsun? Bak doğrusun, sen boş ver sen abim. Abi onlar yine kötü olacak. Rahat ol. Yaşanmış olayların mükafatı Emre'ye karşı. İnşallah mükafatını da ömür boyu alır da hep mutlu olur. İnşallah. Ben de bunun kıymetini bilerek, bunun değerini bak, bilerek. Bak sen yüzüğü taktığında ben söyledim. Demin Adnan'la da onu konuştuk. Ne abi? O yüzüğü taktığın zaman dedim ki inşallah o yüzüğün sorumluluğunu taşır. Taşırlar daha doğrusu. Taşırsınız. Çünkü artık farklı bir boyut bu evet. Taraf. Anladın mı? Onun için bireysel katıldığımız bu programda çift olarak devam etmeye hepsini başladığın yedir. Andan itibaren bunun sorumluluğunu taşıman gerekiyor. Taşıyamazsan sıkıntı yaratıyor. Bunun bilinci ve idraki içinde olmanız lazım. Nasıl bir sıkıntı yaratabilir mesela? Nasıl bir sıkıntı yaratabilir? İşte en güzel örneklerinden biri benim. Çok güzel giden bir birliktelik vardı, hatırlıyorsunuz. Sonrasında o taraftaki söylemler, konuşmalar... Yok bak, senin yaşadıkların ama çok başkaydı. Yapılan hareketler ve tavırlar sana karşı yanlıştı. Bunu da anlatabiliyor muyum abi? Bunları konuştuk biz daha önce. Burada hepimiz konuştuk ama yeri gelmişken söyleyeyim. Yani... Seninle bir ilişkisi varken, 10 dakika öncesinde seninle barışmışken, 10 dakika sonra başka yollara kapı açabilmek doğru bir yaklaşım değil, mantıklı bir yaklaşım değil. Bu en büyük hatalardan biriydi, senin ilişki yaşadığın insanın yaptığı hatalardan. Sen yeter ki sen...